Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel lifin yapımını göstereceğim. Ben bekarken arkadaşlar en çok yapılan modellerden bir tanesiydi. Benim çeyizimde renk renk var. Hatta ben kullanmadım. Böyle annemin eli değdiği için, annem yaptığı için böyle saklıyorum ondan hatıra olsun diye. Gördüğünüz gibi burada pembe, burada da beyazı var. Çok güzel. Hangi renk yapmak isterseniz ona yakışır arkadaşlar. Nereden aklıma geldi? Bana bir resim geldi. Onda iki renk papatya yapılmıştı. Onu da ileriki günlerde yapacağım. O biraz farklı teknikle yapılmıştı. Önce bunu yapmak istedim. Ne zamandır da aklımdaydı, çıkarmıştım ama yapamamıştım. Kısmet bugüneymiş. İnşallah beğenirseniz beraber yapalım. Annemin eli biraz sıkı olduğu için ben biraz ona göre küçük başladım arkadaşlar. Hatta aynı başladım. Şöyle onu da göstereyim. Eli sıkı olanlar için söyleyeyim. Şöyle çok büyük oldu. Çok büyük oldu. O yüzden bunu bıraktım. Videoda bunu bıraktım. Tekrar şunu aldım, yaptım. Bunu yaptım. Böyle boyut olarak bu ideal. Şöyle iki karış kadar gördüğünüz gibi. Boyut olarak da yukarıya doğru da bir karış. Beş parmaktan fazla. Yani ideal diye düşünüyorum. Şöyle annemkiyle bir ölçeyim. Ona da bakın isterseniz. Hatta benimki daha iri duruyor. Evet, böyle. Yapımı da gayet kolay. Bu modelden ben çok gördüm arkadaşlar. Dediğim gibi çok fazla yapılan bir modeldi. Hem kullanışlı hem de güzel bir model olduğu için. Benim rengim kamerada daha bir koyu duruyor. Aslında açık bir renk. Böyle sanki kamerada çirkin durdu. Kusuruma bakmayın. Renk demek ki tonu fark ediyor. Bebek battaniyesi çok gördüm arkadaşlar. Bebek battaniyesi de yapabilirsiniz. Çok yakışır. Yatak örtüsü. Tek kişilik yatak örtüsü de yapabilirsiniz. Çift kişilik de yapabilirsiniz. Size kalmış çünkü harika bir model. Böyle. Hazırsanız şöyle tığımı alayım. Beraber başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ben bunda arkadaşlar 35 kutucuk yaptım. 110 tane kadar zincir çektim. Fazla zincir çekebilirsiniz. Çünkü fazlasını keseriz. Sorun olmaz. Evet. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, 110 ya da 115 tane zincir çekelim. Ben de çekip döneceğim. Zinciri çekerken elinizi birazcık sıkı tutun. Çünkü 3. zincire batacağız. O şekilde 110 ya da 120 tane fark etmez. Zincir çekelim. Evet, 120 tane zincir çektim. Geri fazlasını keserim diye. Şimdi tığıma doladım. 1, 2, 3 geriye doğru sayıyorum. 4, 5, 6, 7. zincire. Geriye doğru 7. zincire bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. 1, 2, 3. zincire batarak trabzan yapıyoruz. 2 zincir doladım. 1, 2, 3. zincire batarak trabzan yapıyoruz. 2 zincir doladım. 1, 2, 3. zincire batarak trabzan yapıyoruz. Evet, üçüncüye batıyoruz çünkü böyle daha sıkı, yani ikinciye batarsak kasma olur, o yüzden üçüncüye batalım. Evet. Bu şekilde benimle aynı boyutta yapmak istiyorsanız 35 tane kutucuk yapalım. Daha büyük yapmak istiyorsanız da o diğer gösterdiğim gibi 40 tane kutucuk yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben 35 tane kutucuk yaptım. İdeal oldu. 35 tane yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet. 35 tane kutucuk yaptım. Gördüğünüz gibi şöyle şu kadar zincirim de arttı. Şöyle ben tam dipten kesmiyorum arkadaşlar. Şöyle böyle kesip fazlasını alabilirsiniz. Şöyle çektirirseniz kendisi düzelir. Tam da olmadı istediğim gibi ama tamamdır. Böyle yapabilirsiniz. Evet. 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çevirdim. Tığıma doladım. İlk yuvaya değil, ilk kutucuğa değil, ikinci kutucuğa 2 tane trabzan yapıyorum. Bir dolayıp 2 defa da çektiğimiz 2 tane trabzan yaptık.
Tığıma doladım. Ortadaki kutucuğa geçiyorum. Ona 3 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3. Tığıma doladım. Sıradaki kutucuğa geçiyorum. Ona da 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. Evet, 7 tane trabzanım oldu. Bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Şöyle trabzanın tepesine batarak fıstık yapacağım. Tım batırdım. İlmeği aldım. 2 oldu. 3, 4 sarıyorum. Dilerseniz 3 sarabilirsiniz. Evet, 4 defa sardım. Fıstık yaptım ama kapatmıyorum. Tuttum. Sıradaki kutucuğun içine batarak ikinci fıstığımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4 sardım. Tutuyorum. Sıradaki kutucuğa üçüncü fıstığımı yapıyorum. Bu şekilde. Üçünü bir kapatıyoruz. Bir zincir, ilmeğimi genişlettim, kapattığım yere batarak hemen bir fıstık yapıyorum. Kapattım, tığıma doladım. Sıradaki kutucuğun içine batarak 2 tane trabzan. 1, 2. Tığıma doladım. Sıradaki kutucuğa 3 tane trabzan. 2, 3. Tığıma doladım. Sıradaki kutucuğa 2 tane trabzan. 1, 2. Sadece ortadakine 3 batıyoruz. Yanlara 2 tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Son trabzanın üzerine bu şekilde batarak fıstık yapıyorum. 2, 3 ve 4. Tutuyorum. Kutucuğa ikinci fıstığımı yapıyorum. Sıradaki kutucuğa üçüncü fıstığımı yapıyorum. 3, 4 sarıyorum. Kapatıyorum. Üçünü bir kapatıyorum. Bir zincir ilmeğimizi genişlettik. Kapattığımız yere batarak bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Tığıma doladım. Sıradaki kutucuğa 2 tane trabzan. 1, 2. Tığıma doladım. Sıradaki kutucuğa, ikinci kutucuğa 3 trabzan yapıyoruz. 2, 3. Sıradakine 2 tane. 1, 2. Trabzanların üzerine batmıyorum. Zincir yerine, yani ortasına batıyorum. Ortadakine 3, kenardakilere 2 battık. Bir zincir tekrar gösteriyorum çiçeğimi. İlmeğimi genişlettim. Trabzanın tepesine batarak fıstık yapıyorum. Tutuyorum. Sıradaki kutucuğa ikinci fıstığımı. Sıradaki kutucuğa üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir kapattım. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Ortaya batarak bir fıstık yaptım. Kapattım. Tığıma doladım. Sıradaki kutucuğa 2 tane trabzan. Sıradaki kutucuğa 3 tane trabzan. 2, 3. Sıradakine 2 tane. 1, 2. Bir zincir çektim. Yine çiçek yapacağım. Evet, bu şekilde ilerliyor. Dediğim gibi ortadakine 3, yandakilere 2 tane trabzan yapıyoruz. 7 tane olacak şekilde trabzan oluyor. Evet, sıranın sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle gördüğünüz gibi en son 7 tane trabzan yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Zincirin köşesine, bakın köşedeki zincire batarak trabzan yaptım. 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Çevirdim. Tığıma doladım. İlk trabzana trabzan yapıyorum. Ve her birine bir tane batarak ilerliyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7.
Yedinci trabzanımı yaptım. Şöyle iki zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Burada yuvaya batarak fıstığın ortasındaki yuvaya batarak iki fıstığın ortasındaki yuvaya batarak fıstık yapıyorum. Dört defa sardığım fıstık yaptım. Kapattım. İki zincir. Tığıma doladım. Aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. İki zincir. Evet, çiçeğim tamamlandı. Tığıma doladım. İlk trabzana batarak trabzan. Sonra yine her birine bir batarak ilerliyorum. Eğer ki hızlı yaptığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde 3 nokta var. Oradan yavaşlatabilirsiniz videonun hızını. Evet, 2 zincir çektim. 7 trabzandan sonra 2 zincir çektim. Tığıma doladım. 2 fıstık ortasındaki yuvaya hemen bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. 2 zincir tığıma doladım. Aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyoruz. Kapattım. 2 zincir tığıma doladım. Yine ilk trabzanı trabzan yapıyorum. Her birini bir batarak ilerliyorum. Evet, bu şekilde ilerleyeceğiz. Şöyle diğer çiçeğimi de göstereyim. Yeni öğrenenler için. Eminim çoğunuz anladınız. Evet, 7. trabzanı da yaptım. 1, 2 zincir çektim. Tığıma doladım. 2 fıstık ortasındaki yuvaya batarak fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 zincir tığıma doladım. Aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Kapatıyorum. 2 zincir tığıma doladım. Karşımdaki ilk trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Sonra yine her birini bir batarak ilerleyeceğim. Evet, bu sıramızda bu şekilde çiçeğimiz tamamlanıyor. Böyle sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Gördüğünüz gibi en son 7 tane trabzan yaptıktan sonra 2 zincir çektim. Tığıma doladım. Zincirin alttaki zincirin köşesine trabzan yapıyorum. 5 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Çevirdim. Tığıma doladım. Trabzanın tepesine bir tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Bu trabzanın üzerine batarak fıstık yapıyoruz. Çiçekler yer değiştirecek. Trabzanların üzerine çiçek yapacağız. Evet, trabzanın üzerine batarak fıstık yapıyorum. Tuttum. Evet, şimdi 7 tane trabzan var. 2 ve 3. trabzan arasına, tepesine değil, böyle arasına batarak trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. 2 ve 3. trabzanın arasına batarak fıstık yapıyoruz. Trabzan mı dedim, hatırlayamadım. 3, 4 sardım, tutuyorum. 3. fıstığımı da bakın 1, 2, 3, 3 ve 4.'ünün arasına. Yani sonda 2 tane trabzan kalacak. Araya batarak 3. fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir kapattım. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Tığıma doladım. Gördünüz burada 2 zincir çektiğim yuva var. Oraya 2 tane trabzan. 1, 2. Tığıma doladım. 2 fıstık arasında da 2 zincir var. Oraya 3 tane trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Evet, sol taraftaki 2 zincire batarak 2 tane trabzan yapıyorum. 1 zincir,
Ekmeğimi genişletiyorum. Bu son trabzanın tepesine batarak fıstık yapıyoruz. Tutuyorum. Yine trabzanları sayıyorum. Bir, iki ve üçüncüsünün arasına, tepesine değil arasına batarak ikinci fıstığımı yapıyorum. Üçüncü fıstığımı da böyle sayıyorum trabzanları. Bir, iki, üç ve dördüncünün arasına batarak fıstık yapıyorum. Ve üçünü bir topladım. Bir zincir şöyle göstereyim bu şekil. İlmeğimi genişlettim. Hemen topladığım yere batarak fıstık yapıyorum. Kapattım. Tığıma doladım. İlk zincir yuvasına kutucuğa diyelim. İki tane trabzan. Bir, iki. Tığıma doladım hiç zincir çekmeden. İki fıstık arasındaki zincire üç tane trabzan. İki, üç. Tığıma doladım. Son zincir yuvasına kutucuğa diyelim. İki trabzan. Yine 7 tane trabzan oldu buradaki gibi. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Bu son yaptığım trabzanın üzerine batarak fıstık yapıyorum. Tutuyorum ikinci fıstığımı yapacağım. İkinci fıstığımızı ne yapıyorduk? 2 ve 3. trabzan arasına batarak yapıyorduk. Üçüncüyü de 3 ve 4.'ünün arasına batarak yapıyorum. Üçünü bir kapattım. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Tığıma doladım. İlk yuvaya 2 trabzan. İkinci yuvaya zincir yuvasına 3 trabzan. Son yuvaya 2 trabzan. Yine 7 tane trabzan yapmış olduk. Bir zincir. Evet, bu sıramıza bu şekilde ilerliyor. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, gördüğünüz gibi sıranın sonuna geldiğim en son fıstık yaptıktan sonra tığıma doladım. Bu son trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. İki zincir çektim, tığıma doladım. Köşeye, zincirin köşesine batarak trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim, çevirdim. Trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim, tığıma doladım. 2 fıstık ortasına batarak fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 zincir, tığıma doladım. Aynı yuvaya ikinci fıstığımı yapıyorum. Kapattım. 2 zincir, tığıma doladım. Trabzanın tepesine, ilk trabzanın tepesine trabzan yapıyoruz. Sonra her birine bir batarak ilerliyoruz. 7 tane olacak. 3, 4, 5, 6 ve 7. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladığım 2 fıstık ortasına hemen bir fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 zincir. Tığıma doladım. Aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Kapatıyorum. 2 zincir. Tığıma doladım. İlk trabzana trabzan yapıyorum. Ve yine her birine bir batarak ilerliyorum. Evet, iki zincir. Ne yapıyorduk? İki fıstık arasına bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. İki zincir çekip aynı yuvaya bir fıstık daha yapacağım. Evet, sıramız bu şekilde ilerliyor. Sıranın sonuna kadar gelelim. Yine bir sırayı göstereceğim.
Evet, sıranın sonuna geldiğim şöyle fıstık yaptıktan sonra iki zincir çektim. Bakın burada bir trabzanımız var. Ona yine trabzan yapıyorum. İki zincir tığıma doladım. Zincirin köşesine batarak trabzan yapıyorum. Beş zincir çekiyorum. Çevirdim. Evet, burada trabzanın tepesine batalım. Çünkü öne batarsak böyle yamuk durur, o yüzden trabzanın tepesine battım, trabzan yaptım. Bir tane de yuvaya batıyorum, zincir yuvasına batarak yaptım. İki fıstık arasındaki yuvaya batarak 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 tığıma doladım. Diğer yuvaya da 2 tane trabzan. 1 2 Ne yapıyorduk? Bir zincir çekiyoruz. Bu sefer de buradaki trabzanların üzerine çiçek yapacağız. İlmeğimi genişlettim. Trabzanın üzerine batarak fıstık yapıyorum. Tutuyorum. Ne yapıyorduk? 2 ve 3. trabzan arasına batarak ikinci fıstığımızı yapıyoruz. 3, 4 sardım. Evet. Şimdi 3 ve 4. fıstık arasına. Sondan sayarsak 2 ve 3. fıstık arasına 3. fıstığımızı yapıyoruz. Kapattım. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Tığıma doladım. Buradaki zincir yuvasına ilk yuvaya 2 trabzan. Ortadaki yuvaya 2 fıstık arasına 3 trabzan. Doladığım son yuvaya 2 trabzan. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Yine çiçek yapacağım. Bir fıstık yapıyorum. İkinci fıstığımı 2 ve 3. fıstık trabzan arasına yapıyorum. Üçüncü fıstığımı da 3 ve 4. trabzan arasına batarak yapıyorum. Evet, kapattım. Bir zincir. Hemen aynı yere fıstık yapıyorum. Kapattım. Yine yuvaya 2 trabzan. İkinci yuvaya 3 trabzan. Üçüncü yuvaya 2 trabzan. Evet, bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Böyle üst sıraya geçişi de gösterdim zaten. Bilirsiniz diye düşünüyorum. Yani buradaki gibi yapıyoruz. Şöyle alttan sayarsak 3. sırayı. 3. mü diyorum ben? Ay, ikinci sırayı yapıyoruz. Bir üst sırada 3. sırayı yapacağız. Evet, buradaki gibi. İlk desene başladığımız sıradaki gibi yapıyoruz. O şekilde yaparsınız. Böyle böyle devam ediyor. Papatyalar yer değiştiriyor. Boyutun ne kadar olmasını istiyorsanız, annem ne kadar yapmış şöyle. Tam yandaki papatyaları sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane olmuş. 8 tane olmuş. Ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar yapın. Ben de tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi ben tamamladım. Siz de tamamladıysanız kenarına geçelim. Böyle en son 5 zincir çektim. Dönüyorum. Burada ilk trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim, tığıma doladım. Şimdi 1, 2, 3. trabzan yapıyoruz. 2 zincir doladım. Son trabzanın üzerine batıyorum. Kenar kutucuklarına gidiyoruz. Çünkü yanda da var, alt kısımda da var. O yüzden üstünde kutucuk olması lazım. 2 zincir tığıma doladım. Buradaki fıstığın tepesine batarak trabzan yapıyorum. 2 zincir diğer fıstığın tepesine batarak trabzan yapıyoruz. 2 zincir doladım. Trabzanların ilkine
batarak trabzan. İki zincir doladım. Üçüncü trabzana, bakın bir, iki, üçüncü trabzana batarak trabzan. İki zincir doladım. Üçüncü trabzana, yani son trabzana batarak trabzan yaptım. İki zincir fıstığın üzerine trabzan. İki zincir diğer fıstığın üzerine trabzan. İki zincir ilk trabzana batarak trabzan. İki zincir tam ortadakine, yani üçüncü trabzana batarak trabzan. İki zincir son trabzana batarak trabzan yaptım. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bu sefer çiçeklerin üstü 3 kutucuk. Trabzanların üstü 2 kutucuk oldu. Böyle sıranın sonuna kadar gelelim. Kenar burcunu yapacağız. Evet, sıranın sonuna geldim. Köşeye batarak son trabzanı da yaptım. Şöyle bakın, buraya batarak sık iğne yapıyorum. Yani batarak diyorum. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. Şöyle annem iki tane zincir çekmiş. İki zincir çekiyorum. Evet, iki zincir çekelim. Tığımıza doladık. Bir kutucuk atlıyoruz. İkinciye trabzan yaptım. Üç zincir tepesine başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya bir trabzan daha yaptım. Üç zincir tepesine başına dolamadan batıyorum. Doladım. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. 3 zincir tepesine başına dolamadan batıyorum. 2 zincir çektim. 1 kutucuk atladım. İkinciye başına dolamadan batıyorum. 2 zincir, şöyle bakalım. Evet. Yetmiyorsa 4 tane yapabilirsiniz. Trabzanlı pipirik 4 tane yapabilirsiniz. Size kalmış. Evet. 2 zincir çektim. 1 kutucuk atladım. İkinciye trabzan yapıyorum. 3 zincir tepesine başına dolamadan batıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Bir trabzan, 3 zincir tepesine batıyoruz. Üçüncü trabzanlı pipirimi de yaptım. 2 zincir. İlk kutucuğa değil, ikinciye batıyorum. 2 zincir tığıma doladım. Yine ikinci kutucuğa batarak trabzanlı pipirik yapacağım. Evet, kenarlarda bu şekilde arkadaşlar. Tamamen etrafını yapalım. Sonra vedalaşacağız. Evet, kenarda tamamladım. Şöyle en son iki zincir çekiyorum ipimi. Kesiyorum. Hayırlı uğurlu olsun sizinkiler de, benimki de inşallah. Şöyle ipimi de içe doğru saklayacağım. Evet, çok güzel oldu. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu. İnşallah anlatımdan da memnun kaldınız. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız da mutlu olurum. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benlesiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.